Allah bizi kötülükten ve kötülerin şerrinden muhafaza eylesin. Yetmez. Bizi kötü olmaktan muhafaza eylesin. Kendini temize çıkartma. Ya Rabbi, beni kötü olmaktan muhafaza eyle de, Allah muhafaza. Hop, sabaha başka bir adam kalkarsın. Hiç kimsenin garantisi yok. Ama hadi demiş şeytanın böyle güvendiği albay şeytanlardan bir tanesi. Çavuş falan iş yapamıyor. Demiş ki sen daha tecrüben var, şu adamı bir yoldan çıkar. Bu benim işim demiş. Ona bir numara çekeceğim şimdi. Adam tespihat falan böyle çekerken, Allah falan derken böyle bakmış böyle. Kimsin sen demiş ya. Şeytanım demiş. Ne? Şeytanım demiş. Ne arıyorsun burada? Seni ayartmaya geldim demiş. Bir de böyle gıcık gıcık gülüyor. Hani böyle adamı tahrik edip adamın başını belaya sokan tipler vardır ya. Böyle trafikte makas atanlar. Gece yarısı müziği aça aça dolaşanlar. Yani gittim mi konuştum mu başım belaya girer. En kötüsü de şu. Argo konuştuğumun farkındayım. En kötüsü ne biliyor musunuz? Tecrübeyle sabit. Bu işlere müdahale ettiğinizde o onları adama sayıyorlar. O çok sıkıntı. Diyeceğim. Haddimi aştım ya. Ne yaptım ben böyle? Hadi. Halbuki nedir bu? Niye gecenin bir yarısı? Seninki uyudu zaten. Ona sesi duyuramazsın. Hastası var. Çoluğu var, çocuğu var. Pandemi sürecinde sokağa çıkma yasağı var. Sonuna kadar baksın. Böyle gidin. Derdin ne ya? Yani şu Ramazan günü otur oturduğun yerde. Niye beddua alıyorsun ki caddeden geçerken? Açıyor. Allah senin diyor. Kahretsin diyor. Hayrını görür müsün? Ya bir insan Ramazan'da sevap işlemiyorsa günah işlemesin. O da güzel. Allah ona da prim veriyor. Yani yapmıyorsun değil mi ibadet? Bari günah işleme. Azmanın kudurma. Buraya gelir giderken biz tabii sokağa çıkma şeyinden canlı canlı sizin heyecanlı çıkmak için elimizde belgeyle geliyoruz. Abi yol bomboş. Adam orada bile makas atmaya çalışıyor. Ya yazık bu millete ya. Bu heyecanını sen ne yap biliyor musun? Git nefsine makas at. Heva hevesine makas at. Çok mu gücün var? Al doldur erzakı, yetim eve ara. Fakir fukara eve ara. Git yıkık bir eve kapısına bir şey koy ya. Gençler size söylüyorum kardeşler. İnanın çok zevk alırsınız. Kimseye de söylemeyin. Aslanlar gibi örgütlenin mahallenizde. Bir tane fukara bırakmayın ya. Nedir o ya? Heyecanınızı niye sarf edeceksiniz ki? Hocam ne karışırsın? Karışırım. Benim kardeşim onu yapar. Uzaktaki adam değil ki. O benim kardeşim. İnsan kardeşine konuşurken rahat konuşmaz mı? Arkadaşlar, şu güzel vakitleri iyi değerlendirelim. Nerede kalmıştı? Adam elinde tesbih, şeytan. Demiş, ne cesaret. Başını belaya sokacak ya. Ne olmuş demiş yani. Ben ne yapacağım edeceğim seni. Ben demiş seni yakalarım. Hani yakalayamazsın ki falan diye şimdi süslemek istemiyorum da biraz abartacağım. Şudur da budur da sen beni ne... Sen demiş bakma benim böyle hani yaş ilerlemiş falan. Bir tutmuş bunu. Bak dinle. Hikaye içinde hikaye var. İbretle dinle. Senin sorularına cevap bu. Senin sorularına cevap. Biz böyle dinledik. Tefsirdi, hadisti, ne kitaplar okuduk. Sonra alelade gibi bir adam geldi. Bize bir kıssa anlattı. Ayetleri öyle anladık. Ben sana onun için bunu anlatıyorum. Yoksa çok var, çok mevzu var. Tutmuş bunu, başlamış ağız burun vuruyor. Şeytan ya, hiç acımıyor. Şeytan insan suretinde gelir mi? O kadar çok ki. Minel cinneti ven nas diyor ayette. İnsan suretinde de olur. Bu kadar insana bakıyorsun, bu insanları ayartanlar sadece şeytan mı zannediyorsun? Şeytandan daha beter insanlar azdırmıyor mu? Senin çocuğunu uyuşturucuya alıştırana sen şeytan mı dersin, insan mı? Hı? Nesilleri bozan insanlara, tohumları bozan insanlara, 3 kuruşluk kar edeceğim diye içine kimyasal katan insan suretindeki kişilere sen insan mı diyorsun? Şeytandır. Kötülüğe çanak tutanlara Allah ne diyor biliyor musun? İhvâne şeyatîn. İhvâne şeyatîn ne demek biliyor musun? Onlar şeytanın kardeşleri, arkadaşlarıdır. Götürürler, insanları ahlaksızlığa sevk ederler. Götürürler, kumar oynatırlar. Götürürler, aklı gideren içkiyle uğraştırırlar. Aklını alırlar,
Çocuk ne ders yapar, ne iş tutar, ne ayar tutar, ne aile kalır. Rezil olur gider. Allah Teala diyor ki bu mübezzirler insanlara iyilik ediyorum derken hepsini kötülük için habire sarfiyat yapanlar ihvaneşşeyatîn, şeytanın kardeşleridir diyor. Fakat senin için bu hikayede güzel bir şey var. Daha bitirmedim ama çok önemli. Resulullah Efendimiz şeytandan nasıl sığının diyor. Mesela şöyle diyor mu Efendimiz? Şeytanı yakaladığınız an vurun diyor mu? Demiyor. İşte buradaki o sofu bu hatayı yapmış. Resulullah'ın söylemediği bir şey yapmış. Şeytan mı var? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bitti. Bu kadar. Bu kadar. Nasıl Resulullah nasıl mücadele ettiyse öyle yapacaksın. Ama bu kırmış. Bak taktiğe bak şimdi. Taktiğe bak. Bu şeytan suretindeki işte şeytan insan suretindeki şeytan. Bak biz dedik ki yani insan suretindeki şeytan bir de şeytan suretinde insan var. Bunu yaptıktan sonra ağız burun dağılmış tabii. Hani böyle canlandırma yapıyorum. Allah muhafaza şeytanı niye canlandırayım ki? Konuyu canlandırıyorum. Öyle diyeyim bari. Böyle yapmış adamı. Hani ben sana göstereceğim der gibi. Nasıl? Bak 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 bak. Nasıl olsa demiş 11 senen var. Daha ölmeyeceksin sen. 11 senen var. Ben bu 11 senede elbet intikamımı alırım demiş gitmiş. Lafı da saplamış ama. 11 sene. Adam başlamış kurmaya. 11 sene mi var benim? Ha, bu kadar kasmaya gerek yok. 3 ayları tutuyordum. Lüzum yok demiş yani. Daha sonra biraz daha gideyim memleketi falan dolaşayım. Filancaya da gitmemiştim. Hadi daha 11 sene var daha. Son 3 sene bir şey yaparım. Depara kalkarım temizlerim. Bir daha hac hepsi temizler falan. Bu teheccüde kalkıyormuş falan yat demiş ya. Teheccüde daha 11 senem var. Şu seneyi biraz böyle bir semireyim bir dinleneyim ya. Hiç dizlerimin bağı çöz. 3 sene 4 sene geçtikten sonra Azrail gelmiş kapıya. Emanet. Ne emanet? Bak nerede ayılıyor Allah muhafaza. Daha demiş benim 2 3 6 7 senem var. Kim dedi sana bunu? Şeytan. Gitme adımını takip etme. Estağfirullah. Dehşet bir ayettir bak. Tabire bak tabire. Ve la tettebi'u hutuvatiş şeytan. Kurban olayım ben senin ifadene Allah'ım. Söze bak ya. Bak şeytana uyma değil. Şeytana uymak değil. Ve la tettebi'u hutuvatiş şeytan. Şeytanın adımlarını takip etme. Şeytanın adımlarını takip etme. Bir başka ayet-i kerimede diyor ki şeytanın tuzağı küçüktür diyor. Sen kapılırsan büyüktür. Covid avuca sığıyor. Küçücük. Önem vermezsen dünyayı ağlatıyor. Tamam. Bazı hadislerde şeytan diye mikroptan da bahseder Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dikkat edin bak şeytan bulaşır dediği oradaki mikroptur.